99 depreminden sonra işte sıra İstanbul'da diye deprem çalışmaları ve depremin olasılıkları ile ilgili tahminler yapıldı. Tam İstanbul derken deprem Düzce'de meydana geldi. Gene İstanbul'u konuşurken yıllardır İstanbul'un durumu hali ne olacak derken tabii ki bu İstanbul özelinde önemli çalışmaların yapılmasına neden oldu. Aslında bir açıdan da İstanbul dışında kalan kentlerimiz işte bugün deprem ile yüzleşen yaklaşık 10 ilimizdeki çalışmaların İstanbul ölçeğindeki yapılan çalışmalarla kıyasladığımızda geri kaldığını görüyoruz. Aslında demek ki depreme bir bölge ölçeğinde, bir şehir ölçeğinde bakmak yerine bütüncül olarak, bütünsel olarak bakabilmemiz durumunda aslında bu depreme karşı her yerde eşit düzeyde hazırlıklı olabilirdik. Şu anda İstanbul'da yer sağlamlık verilerimiz var. Nerelerin sağlam olduğunu biliyoruz. Şu anda mahalle mahalle İstanbul'da büyük bir deprem meydana gelse nerelerin yıkılacağını biliyoruz. Mesela bu mahallenin ismine girdiğinizde bu mahallede kaç bina yıkılacak, kaç kişi ölecek, kaç kişi hastaneden yardım alacak. Bunlar oldukça detaylı olarak verilmiş durumda. Fakat bu bilgiler veriliyor. Fakat bu verilen bilgilerden vatandaşın haberi olmuyor. Fakat bu bilgiler oldukça önemli. Bu bilgiler diğer iller için verilmiş durumda değil. Tabii ki bu depremden sonra biz mahalle mahalle nereleri yıkıldığını gördük. Ama İstanbullular henüz benzer bir afet ya da deprem meydana gelmeden nerelerin yıkılacağını görme şansları var. Önemli olan durum demek ki İstanbul'da yaşayan işte 20 milyon nüfuslu insanlarımız öncelikle mahallelerindeki bu deprem risk durumunu görmeleri ve bu durumla ilgili olarak yapabilecekleri bir iyileştirme varsa iyileştirmeye çalışmalı. Yapamıyorlarsa kendilerini güvenli olarak buldukları bir alana taşıyabiliyorlarsa taşımaları. Çünkü bu deprem büyüklüğündeki depremler Türkiye'de her yerde beklenir. Fakat şunu açıklıkla söylemek gerekir. Son deprem beklenen bir deprem değildi. Çünkü beklenen bir deprem orada büyüklük olarak 7.4 büyüklüğünde bir depremdi.